Şümmeten selamünaleyküm. Değerli can dostlarım, sevgili takipçilerim, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Rabbim iyilik, sağlık, sıhhat versin inşallah. Güne güzellikle duayla başlayalım. Bismillah'la başlayalım. Bunlar salça yer arkadaşlar. İkisi de bana çekmiş sanırım. Ben salçayı çok severim yemeği. Sevgili Yusuf, dökme teyzeciğim. Merhaba arkadaşlar, ben de buradayım. Yusuf, yüksel diyor ya, merhaba diyor. Merhaba diyor, merhaba. Öyle bir şey değil. Bir merhaba deyin kameramıza, yükseliyorsun. Hadi bir merhaba deyin orada bak. Merhaba hasta. Yusuf sen de oraya bak. Merhaba. Biri sarı papatya, biri de esmer şeker arkadaşlar bunlar. Buradan güneş vuruyor. Yusuf'la yükseliş pek gözükmüyor. Ne demek? Siyah mı gözüküyorlar? Bembeyaz gözüküyorlar ikisi de. Olsun bağlım. Salçayı anneme yapma. O zaman kapağımız bulaşır de. Arkadaşlar biz seni Yusuf'la kurduk. Bugün günlerden cumartesi, kafam gidecekti sanırım. Bacımı da 5 dakikalığına soba doldurmaya gönderdim dışarıya. Ona bugün doğum günü hazırlığı yapıyoruz arkadaşlar. Gelirse duyar bizi duymasın. Annem bir pastayı almışlar dün dolaba koymuşlar. Ben de bugün geldim. Bacım canım çiğ köfte istiyor dedim. Allah razı olsun. O da hemen sinir sufrayı kurdu yapalım diye. Annem de malzemelerimizi getirdi. Şimdi ben de yoğuracağım. Normalde yoğurma şeyimiz var, leğenimiz ama... Anne bulamamış değil mi? Çatıya çıkardım ya, bulamadım onu çatıda. Ben getireyim mi? Açıkta var mı da? Ben bulurum belki. Yok ki anneciğim, yok. Olsun bulamamış mı? Ki annem kardeşim, yokmuş. Tamam. Şimdi biz burada çiğ köfte yoğuracağız arkadaşlar. Şöyle ince bulgurumuzu, yani düğü deriz biz burada buna. Şöyle ıslattık. Leğenimize döküm. Birazcık su kattık. Sanırım bu da bir farklı şey olacak bize çiğ köfte. Buradan abla, buradan... Ablacığım. Şu güneşin yerleri vuruyor ya. Üstüne gel ka. O vurduğu yerler hiç gözükmüyor güneşin olduğu yer. Gel ablam yanımıza gel. He tamam, şöyle oluyormuş. Şöyle leğenimizi, büyük bir leğenimizi aldım. Bunlar da salça yiyor, salça canavarlar görüyorsunuz. Yüksel öyle mıncıklamadan geldi. Yükselim sana. Yüksel sanki tarla yapıyor traktörle. Buyur. Şimdi bu sonuçta malzemelerimizi ekleyelim canlar. Biz mutfakta buna birazcık bir sıvı yağ arıttık. Fazla sıvı yağ iyi olmuyor zaten buna. Şimdi Yüksel'im kaşığımızı alabilir miyim aşkım? Alabilirim. Yüksel şunu mu? Alabilirim aşkım. Alabilmesin, dur git tekrar bir şey ne olur. Şöyle arkadaşlar. O da salça. Var mı? Az, çok az. 2 yemek kaşığı mı olsa, 2,5 mu olsa. Yüksel, o da salça. Ablam şimdi mutfağa geldi arkadaşlar, sesi geliyor. O şey yapıyor, soğanlarımızı rendeden geçiriyor. Sessiz, soğanla. Sessiz konuş. Soğanlarımızı. Onun pastadan haberi yok. Çiğ köfte yapıyor. Biz çiğ köfte yapıyoruz arkadaş. Onun haberi yok. Domates salçasını çok severim. Şöyle biraz canlı katalım. Şöyle tuzumuzu ekleyelim. Bugün hep karma karışık katıyorum. Tuzunu biraz az yapacağız. Çünkü şey mi? Tamam. Benden tarif isteyenler oluyor canlarım. Bunun kesin bir şeyi yok. Ben de hep göz kararı yapıyorum gördüğünüz gibi. Ama lezzeti çok güzel oluyor inanın. Şöyle baharatlarımız var. Toz biberimiz, pul biberimiz, şu da 7 baharat oluyor değil mi anne? 7 baharat. Bu da çiğ köftelere koyuyor yani arkadaşlar. Ondan şu sumak, birazcık kimyon kattım. Şu da karabiberimiz. Kimyonu elinizden geldiğince az katın. Çünkü sarımsak da var ya, tadı sucuk tadı oluyor. Şöyle hepsini ekleyelim baharatlarımızın da. Şu kırmızı... Biraz sonra domatesimiz neydi? Gelince bu sulanır. Hepsi birbirinin içine girer. Şu kırmızı biberle çok güzel oluyor. Şu yapıyorlar ya, onun üstüne ekti. Bak, isot. İsot. İsotumuz yok. Anne, sen karışık baharat dediğin o muydu ablamı gösterdi? Yani annem o yedi baharat da. Şöyle de biraz da bundan ekleyelim. Ben onu çok seviyorum. Ben de çok severim. Biz ekşiliği seviyoruz arkadaşlar. Böyle leğenimizde, çiğ köftemizde çok konuyor gördüğünüz gibi. Kaan bunu girer çıkar yiyor zaten kalınca da. O yüzden hiçbir sıkıntı yapmıyor. Çok seviyor kardeşim. Şöyle limon sıkacağım. Ana, bu da içine düştü. Bir şey olmaz ya, zaten sıkacaksın. Aa, hep biber olmuş. Ne olsun. Şeyimiz yok muydu annem, sıkacağımız mı? Kaan onu bir getirsen kardeşim. Hadi alı bir kere anneciğim. Hadi dur burada bir getir. Kustum sana. Merhaba arkadaşlar, ben de şey yapmaya gittiydim. Soğanla... Ne kız bu? Domates. Domatesi rondodan çekmeye gittim. Biraz da içine sarımsak koydum. Evet. Böyle mutlu suyuna getirdim. Buradan bembeyaz gözüküyordu. Domates biraz da kendine çeksen gözüküyor. Abansız vardı bizim kızda. Şurada canım. Ama bir daha yapaydın az gelirse. Bir daha yapaydın. İyi mi? Mesela yeter ya bence. Soğanın en çok çağı doğradım bak. Hadi bari. Çektim yani. Robottan incelik şöyle çektik. Limon ne diyorlar biliyor musun? Kısırın neyin içine.
doğrayıp öyle doğrayıp yoğuruyorsun. En son kabuğu kalıyor. Kabuğunu sonra çıkarıp atıyorsun. İçinde çekirdek. Çekirdeğini de alıyorsun. Sonra limon kokusu da içine, kabuğunun kokusu da içine gidiyor. Olur. Keşke başlayalım. Ben yoğurmak denedik. Ona gerek yok bence. Şöyle. Limon sıcağında sıktılar limonu. Sıcağımızda işimizi gördük. Yüksel biz durmaz diyor arkadaşlar gördüğümüz gibi. İçimiz mi yapalım? Elini yoracağım. Ellerimi güzelce yıkadım. Yüksel ellerini yıkaman gerekiyor önce. Dayımdan yıka git ondan sonra. Yıkamam. Niye? Temiz olmamı. Cans bırak da döksün dibinde. Döktü. Bulaşık bacı da yıkadı. Baksana benim elimde şey var ya o da ona değdi. Bunu da o ellerimizin içine koyun. Bunu biraz yoğurttuktan sonra dökelim bunu. Ya da hemen dökelim mi? He istersen dök. Dur ben de olacak. Bu da dök. Gel sen dök. Al sen dök. Şöyle dök. Şöyle dök şöyle. Şöyle. Allah'ım. Et taşla da var. Başka taşla da var. Yavaş dök. Yavaş, yavaş canım. Annenin anına yapıştıracağım. Abla gözlerim yan. Tabii. Evet, suarı ben doğramasam da beni yakıyor bu. Ben de aynı oluyorum. Sizin evdeyken gözüm yan dedi ya. Tam güneşe koyuyorum. Yükseldi. Yükseldi. Yükseldi onayca hani olurlar ya. Kağıda yazarlar. Bu ne şakası var? Beni yakmadı bu sefer. Şans. Yusuf'u da yakmadı. Yüksel de yakmadı. Annemi de yakmadı. Yüksel kaçın annem. Şöyle kenara siz de yanarsınız Yusuf'u. Onlar yanmıyor. Yüksel'le Yusuf'a da gelmedi, bana da gelmedi, anneme de gelmedi. Arkadaşlar o zaman ben böyle yaptım kendi kanalımda yine. O zaman bana çok yazmışlar. Sanki esnaftan bir şey yaptınız, sanki içinde şey kıyma mı vardı, şöyle böyle. Biz böyle sevmiyoruz. Kıymayı biz sevmez arkadaşlar. Eti sütü biz zaten arayan kişiler değiliz. Kıymaya da inanın hiç de yani hoşlanmam. Onu şeyde bile şey sevmiyorum. Ya. Kanlı yaranın içinde. Kıymalılarda hiç yani inanın hoşlanmam. Çiğ olduğu için aslında mikrobu ölmüyor. Yani kavurduğumuz zaman kıymayı mikrobu yani ölmüyor. Yani belki ama onun bir şeyi vardır. Ben o yüzden huyla yani bilmiyorum. İsot neydi mi katıyorlar? Belki onun da... Gözünü bir silsen ablamın. Yok ben yandı yandı. Neyse tamam. Olsun soğan da daha güzel. Bir de çok tatlı olur şimdi bu. Bugün canım istedi dedim Allah razı olsun. Bu ikili beni durmadı, yormadı. Canım geldi canım istiyor dedi. Biz de hadi yapalım dedik. Gözün açamıyorum ki konuşacağım ama konuşamıyorum da. Gözün kapalı konuş. Arkadaşlar ben bir hava al. Bak senin elin bulaştırmada bir hava al. Yüzümde şey gitsin gözümdeki. Çekil ben yoğurum. Bunu bacım yoğura dursun. Çekil ben bismillah. O zaman videomuzun devamında görüşmek üzere. Evet benim canım değerli takipçilerim, canlarım. Şu an günümüzün sonuna doğru geliyoruz. Şöyle bacımın pastası, babam bunu almış. 2-3 gün önceden ne zaman aldı Kaan? Dün aldı değil mi? He dün aldı. Pardon canlarım yanlışlık oldu. Babam dün almış dolaba koymuş bunu. Saklamışlar bugün bacımdan da şöyle kenarlarını biraz kutusundan çıkarırken. Bilmiyorum bakacağız. Kutusundan çıkarırken biraz zedeledik. Şöyle de bir kağıt gelmiş. Kaan'ımla biz buradayız. Bacımı eve gönderdim. Tabaklarınızı al kardeşim sen. Ben de şöyle pastamızı alayım. Bacıma bir sürpriz olsun canlarım inanın. Biz küçüklükten de böyle sürprizi şey görmedik. Hani şimdi böyle birbirimize eşimiz olsun yapıyor ama eşimiz dostumuz. Şimdi sessiz olalım. Doğum günün kutlu olsun bacım. Mutluluktan olsa gerek. Şimdi ben ileride arkadaşlar vallahi gelmeyeceğim. He? Sana sürpriz. Bana sürpriz
yapmış. Babam sana pasta almış bacım. Çiğ köfteyi de senin ellerinden yaptırdık bugün. Senden habersiz iş çevirdik bugün. Şöyle, şimdi Yusuf gördü, ben söyler sanıyordum, söylememiş bak, ağzı sıkıymış kuzumun. Canım babam benim, sen de kesene bereket babam, Allah razı olsun. Olsun bacım, ne olacak, doğal. Kan. Kan'ı bir şey, bıçak getir aşkım hadi. Yazıyor, ben diyor, yasalacağım diyor. Hey Allah'ım. Doğum günü kutlu olsun bacım. Allah'ım inşallah nice sağlıklı günlere eriştirsin. Arkadaşlar bacımın doğum günü normalde 15 Ocak'ta. Biz bugün yapıyor. Evet. Geçen sene unutmuştum. Ablam çok kırılmıştı. Hani bir hediye şey beklediğinden değil de. Bir dil ucuyla söyle. Var mı orada? Hey var. Şurada. Doğum günün kutlu olsun. Vallahi sağ olun, Allah razı olsun hepinizden. İyi ki doğdunuz, canlarım benim bak. Ben daha şaşkınım. O zaman canlar, kendinize çok iyi bakın. Size hep beraber bir hoşça kalın diyelim, bay bay diyelim. Bay bay. O zaman görüşmek üzere canlar. Bir sonraki videolarımızda hoşça kalın.